Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangileri inkılap kapsamında değerlendirilemez? İnkılap sözcüğünün karşılığı yerleşik toplumsal düzeni köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme eğilimi olarak açıklanmaktadır. Bakalım arkadaşlar mecellenin kaldırılarak yeni Türk medeni kanununun kabul edilmesi yani eski bir kanun kaldırılmış yerine yeni bir kanun ortaya çıkarılmış. Dolayısıyla arkadaşlar köklü, hızlı ve geniş kapsamlı bir değişiklik yapılmış diyebiliyoruz. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet'in ilan edilmesi ise çok daha farklı, çok daha büyük bir değişimdir arkadaşlar. Dolayısıyla elbette inkılap olarak değerlendirilebilir. Medreselerin kapatılarak modern okulların yaygınlaştırılması. Evet arkadaşlar bakın yerleşik bir toplum düzeni var. Medreseler var. Ne yapılıyor? Köklü olarak değiştiriliyor. Yeni modern okullar açılıyor. Tabii ki doğru. Seçme seçilme yaşı konusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulması olmaz arkadaşlar. Çünkü zaten seçme ve seçilme yaşı verilmiş. Sadece onun içerisinde küçük bir değişiklik yapılmış. Dolayısıyla bu bir inkılap olmaz. Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi ise yine köklü bir değişiklik olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız değişik olacaktır. Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini oluşturduğu savunulabilir. Gelişi güzel seçilen bir yabancı kültür şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle ilgilidir. O zemin milletin geçmişidir. Arkadaşlar o zaman geçmiş incelenecek değil mi? Peki geçmişi inceleyen kurum hangisi? Tabii ki Türk Tarih Kurumu'dur. Burada bahsedilen Türk Tarih Kurumu'nun kurulması olacaktır. Kapotaj Kanunu olmaz arkadaşlar. Denizcilikle alakalı bir kanun. Halifeliğin kaldırılmasıyla bir alakası yok zaten. Aynı şekilde tekke ve zaviyelerle de bir ilgisi yok. Saltanatın kaldırılmasıyla da alakası olmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Türkiye'nin kılabının özelliklerinden hangileri evrensel niteliklere sahip olduğunun kesin bir göstergesidir. Yani arkadaşlar sadece Türkiye topraklarında değil dünyada kabul görmüş bir etkiye sahip olması gerekiyor. Sömürge altındaki uluslara örnek olması evrensel bir etki midir arkadaşlar? Tabii ki evrensel bir etkidir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık mücadelesinin birlikte yürütülmesi bu Türkiye'nin iç politikasıyla alakalı bir durumdur arkadaşlar. Evrensel bir etki değildir. Hazırlayıcılarının ve uygulayıcı dolaylıcılarının aynı kişiler olması da evrensel bir etki olmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Türk İnkılabı'nda gerçekleştirilen bu mücadele aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde tanımlanmıştır? Türk İnkılabı'nın ihtilal safhasında bir taraftan işgalci devletlerle savaşılırken diğer taraftan da mutlakiyete dayalı devlet düzenine karşı mücadele edilmiştir. Arkadaşlar işgalci devletlerin topraklarımızdan uzaklaştırılması için verilen mücadeleye ne diyoruz biz? Tabii ki bağımsızlık mücadelesi diyoruz değil mi? Yani ulusal bağımsızlıktan bahsetmemiz gerekiyor. Ve mutlakiyete dayalı devlet yönetiminden uzaklaşmak için verdiğimiz mücadele ne olur arkadaşlar? Tabii ki egemenlik mücadelesidir. Şıklara baktığımızda D şıkkında ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik söz konusu. Tabii ki doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki inkılaplarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Medreseler kapatılarak tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış ve eğitimde birlik sağlanmıştır. Hangi kanunun arkadaşlar? Tabii ki Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla. İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bakın Darülfünun kapatılacak ve yerine İstanbul Üniversitesi açılacak. Doğru olan bu eşleştirme olacaktır. Ayrıcalık belirten bey, a, hacı, hoca gibi ünvan ve lakapların kullanılması yasaklanmıştır. Ne olacak arkadaşlar? Soyadı kanunu çıkarılacak ve bu şekilde ünvanlar kaldırılmış olacak. Türk kara sularında yük ve yolcu taşıma hakkı yalnız Türk gemilerine verilmiştir. Bu da kabotaj kanunudur arkadaşlar. Ancak gördüğünüz gibi metrik sistemle alakalı bir bilgi yok. Yani ölçülerde değişimle alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. Bu yüzden doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Atatürk bu sözünde eğitimle ilgili özelliklerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır? Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlıklarıyla, haklarıyla çatışan yabancı unsurlarla mücadele etme lüzumu ve milli fikirleri müdafaa etme mecburiyeti öğretilmelidir. Peki arkadaşlar gelenekçilikle alakalı bir şeyden bahsedilmiş mi? Hayır. Evrensellik var mı arkadaşlar? Hayır daha çok milli duygular ön planda. O zaman ulusallık var mı? Tabii ki var. Milli fikirler ön planda. Yabancı unsurlarla mücadeleden bahsedilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal'in Milli Mücadele dönemindeki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal milli egemenliğin ülkemizde yerleşmesi için saltanatın kaldırılması gerektiğinin farkındaydı. Ancak milli mücadelenin henüz devam ettiği bir dönemde saltanatı kaldırmanın ülkede yeni tartışmalara ve bölünmelere yol açabileceğini de görüyordu. Bu nedenle milli egemenlikle bağdaşmayan saltanat kurumunu kaldırmak için uygun zamanın gelmesini bekledi. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. İç barışı bozucu davranışlardan kaçınmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Yeni tartışmalara ve bölünmelere yol açmaması açısından saltanatın kaldırılmasını doğru bir zamanda yapmaya karar vermiş. Birlik ve beraberliğin sağlanmasına tabii ki özen göstermiştir arkadaşlar. Saltanatın kaldırılabilmesi için cumhuriyetin ilanını beklemiştir diyemeyiz. Zaten önce saltanat kaldırılacak, sonra cumhuriyet ilan edilecek arkadaşlar. Yukarıda zaten cumhuriyetin ilanı hakkında da bir bilgi verilmemiş. O yüzden C şıkkı olmaz. Hedeflerine ulaşmada ülke yararını tabii ki gözetmiştir arkadaşlar. Çünkü ülke içinde karışıklık çıkmasını engellemek amacıyla e, saltanatı kaldırmak için beklemiş. Rejim tartışmalarının mücadeleye zarar verebileceğini düşünmüştür. Elbette doğru arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre Mudanya ateşkesi sonrasında Lozan konferansına İstanbul hükümetinin de davet edilmesi üzerine TBMM'nin saltanası kaldırdığı düşünülürse Mustafa Kemal'in tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anı, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı günlerdi. Mustafa Kemal söylediklerini not etmemi ancak kimseye göstermememi, kendisi Süreyya Bey ve benim aramda sır olarak kalmasını istedi. Tarih koydurdu ve pekala yaz diyerek devam etti. Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken yapılacaktır. Mazhar Müfit Kansu Peki arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza. Saltanatın kaldırılması için saltanat taraftarlarının ülkeyi terk etmesi beklenmiştir. Hayır arkadaşlar yukarıda böyle bir bilgi verilmemiş zaten. Dolayısıyla olmaz. Saltanatı destekleyen herkes de tabii ki ülkeyi terk etmeyecek arkadaşlar. Yani saltanat taraftarları diye belirtilmiş. Dolayısıyla aşık olamaz. Rejimle ilgili kararın alınması için ulusal bağımsızlığın kazanılmasını beklemiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü zaferden sonra yapılacaklar yapılacak arkadaşlar. Verdiği kararı uygulamada zamanlamaya tabii ki önem vermiştir. Planlı ve programlı hareket edilmiş gördüğünüz gibi. Demokrasi önündeki engelleri kaldırmak için uygun zamanı beklemiştir tabii ki diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır. Mustafa Kemal'in bu sözleri alanlarından hangilerinde bir değişim yaşanması gerekliliği ile ilgilidir. Mustafa Kemal 1 Nisan 1923'te seçimin yenilenmesi nedeniyle TBMM'de yaptığı konuşmada yeni Türk devletinin esası hakimiyeti milliyedir. Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halkında artık taht sahibi yoktur demiştir. O zaman arkadaşlar bu durumun din ve inanışla bir alakası var mı? Tabii ki yok. Egemenliğin kaynağıyla bir alakası var var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Egemenliğin kaynağı değişmiş. Artık taht sahibi yok. Hakimiyeti milliye var. Hukuk alanında bir değişiklikten bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Bahsedemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Buna göre Ankara'nın başkent olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Ankara vatanın bağımsızlığı davasından kendi varlığının müdafasını anlamış ve bunun neticesinde Sakarya Harbi'nin en önemli günlerinde memleket ufukları top sesleriyle sarsılırken bile sarsılmayan iman ile kalmıştır. Ankaralılar yeni hükümetin uyanma ve yol göstermesiyle emek ve gayretlerini yeni ilkeler etrafında toplayarak memleketlerini cihanın meşhur şehirleri arasına dahil edecektir. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında önemli rol oynaması hayır arkadaşlar ekonomiyle alakalı bir bilgi yok burada Ankara'nın müdafası var arkadaşlar ee, Ankaralıların e, direnişi söz konusu bu yüzden olmaz ulusal bağımsızlık mücadelesinde güçlü bir destek vermesi arkadaşlar tabii ki bundan bahsetmemiz mümkündür çünkü vatanın bağımsızlığı davasında Ankara e, kendi varlığının e, önemini müdafasını anlamış ve Sakarya Savaşı sırasında ülkede top ses sesleri yankılanırken Ankara'da sarsılmayan bir iman varmış. Dolayısıyla ulusal bağımsızlık mücadelesine tabii ki güçlü bir destek verdiğini söylememiz mümkündür. Coğrafi konumuyla alakalı bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Ulaşım ve haberleşme ile alakalı bir bilgi yok. Yabancı işgallerine karşı savunulmasının kolay olduğuna dair de bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yalnızca verilen bilgilere bakılarak şey isyanının konularından hangilerini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 1925 yılında Doğu illerinde Şeyh Seyit Önderliğinde büyük bir isyan çıkmıştır. Güçlükle bastırılan bu isyan neticesinde isyanda rolü olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Böylece ilk çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuştur. Peki arkadaşlar demokrasinin gelişimini olumsuz yönde etkilemiş mi? Etkilemiş çünkü çok partili hayata geçişi olumsuz etkilemiş. Ee, çok partili hayata geçiş denemesi başarısız sonuçlanmış. O yüzden tabii ki demokrasinin gelişiminde olumsuz yönde etkilemiş olacaktır. Farklı siyasi görüşlerin temsil edilmesini de tabii ki olumsuz etkiler arkadaşlar. Aynı şekilde partinin kapatılması bunun en büyük göstergesidir. Mevcut diplomatik sorunların çözümünün zorlaşması. Arkadaşlar diplomatik sorunlar yabancı devletlerle olur ama gördüğünüz gibi içeride çıkan bir isyandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bir alakası yok. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.